Latte'mizde aslında espressomuzun üzerine süt ekleyerek yapıyoruz. Şimdi büyük bir bardak latte yapacağımız için buna double espresso shot veya iki kat espresso koyuyoruz. Yani gramaj olarak da kahve miktarı da iki katına çıkıyor. Alacağımız sıvı olarak, likit olarak kahvemizin miktarı da 30-32 mililitre yerine 60-65 mililitre kadar alıyoruz. Aksi takdirde çok hafif olur. Üzerine de koyacağımız köpük sadece 1 santim kadar veya baristalar arasında geçen kendi aramızda konuşmalarımızda da bir parmak kadar bir köpük elde etmek istiyoruz. Şimdi önce yine espressomuzu alıyoruz. Ardından sütümüzü buhar çubuğumuzda köpürtüp 70 dereceden döküp latte'mizi hazırlayacağız. ...17 ila 18 gram arasında öğütülmüş kahvemizi aldık. Temperimizle tekrardan düz hale getirdik. Önce tekrardan borularımızı temizliyoruz. Ve cam bardağımızı direkt double shot espressomuzu alacak şekilde koyuyoruz. Sütümüzü buharımızla ısıtıyoruz. Ve burada dikkat etmemiz gereken proteinleri yakmamamız için 70 dereceye geçmememiz gerekiyor. Genelde 65 ila 68 derece arasında tutuyoruz. Termometre de kullanabiliriz. Buhar çubuğumuzu tekrardan bakteri oluşmaması için tertemiz bırakıyoruz. Sütümüzü yavaşça espressomuzun üzerinden döküyoruz. Önce güzelce yüzeyi gezdiriyoruz. Ve dilediğimiz takdirde şekillerimizi de yapabiliriz. Sütümüzü de ekledikten sonra kahvemizi, latte'mizi güzel bir şekilde de sonlandırdık ve latte'miz hazır.